Merhaba sevgili izleyenler. Kaan Yavaş'la Farkındalık Yarat programına hoş geldiniz. Bu hafta da yine sizinle her hafta olduğu gibi hayatın içinden ipuçlarını vererek belirli konularda farkındalık yaratmanıza katkıda bulunmak istiyorum. Nasıl mı? Geçen haftaki programın konusunu biliyorsunuz. Fakat bu hafta bambaşka bir konuya değinerek tam da içinde bulunduğumuz şu sıcak ayların yaz döneminin bir gönderme yaparak, atıfta bulunarak turizmde tatil yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Ya da turizmde niye tatil yapamıyorsunuz? Yok ben çok sıcakladım. Ay ben bu sene gene tatile gidemiyorum. Ay ekonomik kriz, fiyatlar çok yükseldi. Bu sene gene evde mi oturacağız? Gibi gibi gibi. Hep serzenişte bulunuyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Şu anda buradan görür gibiyim. Fakat siz bunun için ne yaptınız? Ya da ne yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili size çeşitli tüyolar sunacağım. Erken rezervasyon. Namı diğer early booking. Daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ama bunu Avrupalılar çoktan duymuş zaten. Bizim ülkemizde de evet mutlaka bundan faydalananınız olacaktır, vardır, yapanlar olmuştur ama Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var ki bizim early booking yani erken rezervasyon yapabilmemiz için önceden iznimizin, tatilimizin belli olmuş olması gerekiyor. Fakat Türkiye'deki en büyük problem nedir? Son dakikada her şey değişebilir. Yani siz o anda izin almışken, şöyle bir örneklendirmek gerekirse daha iyi kafanızda canlanması açısından. Öncesinde izninizi almışken son dakikada bir aksilik olabiliyor. Ya da patronunuz hayır çıkamıyorsun tatile, işte senin yerine Ayşe'yi çıkaracağım, Fatma'yı çıkaracağım diyebiliyor. Ya da işte en yakın çalıştığınız arkadaşınız hastalanıyor ve sizin yerinize tatile çıkmak zorunda kalıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Erken rezervasyon yaptırdıysanız elinizde almış olduğunuz otelinizle birlikte kapıda mı kalıyorsunuz, dışarıda mı kalıyorsunuz ya da paranız mı yanıyor ya da iptal mi oluyor? İşte bunlarla ilgili size bilgileri vermek istiyorum. Bu arada kalemi düşürdüm ve tekrar aldım. O anda heyecanla size daha detaylı bilgi anlatmak adına şu anda bütün varınıyorumu ortaya koyuyorum sevgili seyirciler. Erken rezervasyon. Yani 6 ay öncesinden otelinizi, tatilinizi, paket programınızı, uçaklı paketinizi satın almak. Ne oluyor böyle yapınca? Bununla ilgili birçok acenta var. Acentaya gidiyorsunuz ve atıyorum Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos ayında çıkacağınız tatili Kasım'da alıyorsunuz, Ocak'ta alıyorsunuz, en geç Şubat'ta alıyorsunuz. %50 indirimli fark ediyorsunuz. Yarı fiyatına tatil yapmış oluyorsunuz. Bu da demek oluyor ki bir senede bir kere tatil yapacakken bir senede iki kere tatil yapma hakkınız oluyor. Tabii bunu yapmayabilirsiniz. Niye fazla fiyat ödeyesiniz? Niye fazla para çıksın cebinizden? O zaman da hala diyebilecek misiniz bakalım ben bu sene evde oturuyorum, tatile çıkamıyorum, çok sıcakladım. Diyemeyeceksiniz. Çünkü erken rezervasyonda inanılmaz koşullar var. Sizi çok rahatlatacak ve kafanızı meşgul etmeyecek, aynı zamanda motive olmanızı sağlayacak. Belki işinize daha çok motive olacaksınız çünkü 6 ay sonra tatile gideceksiniz ve o tatili iple çekeceksiniz ve o anda zaman uçup gidecek. Siz bile anlamayacaksınız. Efendim acenteye gidiyorsunuz. Acentelerin hepsinde şu anda zaten bununla ilgili gazete ilanları, televizyon reklamları ve internet, sosyal medya reklamları aktif olarak devam etmekte. Gittiğiniz zaman sadece otelinizi belirliyorsunuz. Fakat otel belirlemek mi istemiyorsunuz? Ya da internetten mi yapmak istemiyorsunuz? Birebir yüz yüze bilgi mi almak istiyorsunuz? Acentalara gidiyorsunuz ve istediğiniz bölgeyi söylüyorsunuz. Tabii ki acentalarda çok donanımlı, bu konuyla alakalı eğitimli, öğrenimli, donanımlı insanlar olduğu için de size aynı zamanda pratik bilgiler vererek sizin de seçmenizi kolaylaştıracak yüz yüze çeşitli otellerle, görsellerle ya da deneyimlerle, tecrübelerle, daha önce faydalanmış olduğu insanların notlarıyla, o otelle ilgili görüşleriyle alakalı olaraktan geri dönüş sağlayaraktan sizi yönlendirebiliyor ya da farklı bölgelere ikna edebiliyor ya da fiyat avantajının daha fazla olduğu otellere sunabiliyor. Böyle imkanlar mevcut. Gittiğiniz zaman, bunu aldığınız zaman, az önceki konuya tekrar dönmek gerekirse, değinmek gerekirse, gidemediniz, iptal oldu. Ne olacak? Paranız mı yanacak? Hayır, erken rezervasyon iptal sigortası diye bir şey var. Cebinizden herhangi bir ücret çıkmadan, üstelik veremiştik, %50 indirimle gittiğiniz zaman, %50'si cebinizde kaldığı zaman, bir tatil fiyatına iki tatil yaptığınız zaman, iptal oldu, son dakika mı iptal oldu? Yarın mı gideceksiniz? Bir gün öncesinden mi patronunuz size kazık attı, tabiri caizse tabii? İşte o zaman siz diyorsunuz ki, hayır efendim ben otele gitmiyorum, herhangi bir bahane sunmuyorum, keyfim öyle istedi kardeşim, ben bunu sonra kullanacağım da diyerek aynı şekilde kimse sizden herhangi bir ücret talep etmeden tatilinizi ya sonraya erteleyebiliyorsunuz ya da iptal edip komple ödediğiniz
parayı tekrar geri iade alıyoruz. Sonsuz. İşte bu konularla alakalı olarak bir nebze sizi de biraz serinletebildiysem veya şimdiden oh ben bu sene tatile çıkamamıştım ama şimdi kesinlikle tatile çıkmak için hemen bavulumu hazırlıyorum demeye yöneltebildiysem ne mutlu, haftaya yine başka bir pratik bilgilerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin. Çıktık, tamam. Hayır.